köpeğe dansını yapalım. Ya aşağıdakiler sesimizi duyarsa? Duymazlar. Havada yaparız. Girebilir miyiz Sadık Bey? Tabii, buyurun. Senin aramız Limoni Baba. Sadık Bey, Ekşilek'te arkadaşı nerede acaba? Odalarında, yukarıdalar. Bakın, müzik dinliyorlar. Annem Caner peri olduklarını söylüyor Sadık amca. Ne? Yani inanın ben de ne yapacağımı şaşırdım Sadık Bey. Birazdan hepiniz şaşıracaksınız. Sadık Bey, yukarı çıkabilir miyiz? Allah Allah, pes herhalde. Her şeyi ispat edeceğim size. Lütfen çıkabilir miyiz? Tamam abi Bey, tamam, sakin olun. Beni takip edin, içiniz rahat olsun. Tamam. Ay Sadık Bey, sizden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Ne perisi ya? Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Buyurun bakın Avni Bey. Buyur Avni, gene bir şey yok. Ne oluyor baba? Avni amca senle Alara'nın peri olduğunu düşünüyor. İkinizi de uçarken görmüş. Amma da atmış. Kusura bakmayın evladım. Alara Çilek'in kimsesizler yurdundan arkadaşı. Oynamak için bugün ziyarete geldi onu. Gördüğünüz gibi Avni Bey, iki masum çocuk kendi hallerinde oyun oynuyorlar odada. Yani ortada anormal bir durum yok bence. Ama vardı, gördüm diyorum size, gördüm, yemin ederim. Et de böyle yamul, kal göreyim seni. Yürü hadi yürü. La kahretmesin. Doğru olmanın işi yok. Çocuklar, çok özür dileriz. Hadi biz de çıkalım canım, ben eve gideyim. Arkadaşın daha çok kalacak mı Çilek? Akşama kadar Piran teyze geldiği zaman gidecek. Hadi devam edelim Çilek. Ama gördün mü, az daha yakalanıyorduk. Ama yakalanmadık. Peki. Gördüm diyor, uçuyorlardı, gördüm. Lütfen yürü abi. Bir tanecik komşunun durumuna da edin. Sen yürürsün. Ben bir daha bakayım. Buraya gel abi. Çekil. Koşun. Gelin. Yetişin, bunu görmeniz gerekiyor. Dur, koşun. Bakın. Avni. Yetti. Gelin. Affedersiniz çocuklar. Çak.